Bakın bu ilçenin veya İstanbul'un en büyük sorunu kentsel dönüşüm sorunu, yapı sorunu. Kaçta deprem oldu? 99'da. 99'da deprem oldu. Ben esnaftım. Deprem için bir fon ayrıldı. Her esnaf belli bir oranda deprem fonuna para aktarıyordu. Ben 20 yıl o fona para yatırdım. Niye? Esnaftım diye benden kesiliyordu. Peki o toplanan parayı Sayın Reis ne yaptı? Nereye harcadı? Bilmiyorum. Dehşet bir para toplandı. Nereye harcadı? Şehirler arası düble yol yaptı. Eğer o paralar şimdi bu kentsel dönüşüme, depreme hizmet etseydi şu anda bu ülkenin veya bu şehirlerin kentsel dönüşüm diye bir sorunu olmazdı. Daha benim hayatım önemli ya. Adam benim evimi, benim evimi yapması gereken parayı götürdü, hizmet olarak başka sektöre aktardı ki oy alabilsin. Yol var desin. Yol var desin. Ama benim hayatım hiçe saydı orada. Bak ben şu an oturuyorum. Ama ufak bir deprem abi, bir olsa benim partili, evim yıkılacak, benim hayatım gidecek. Bak. Şimdi Erdoğan karşılamaz mı? Bu asırda halen depremden ölen bir insan varsa, depremden dolayı ölen insan varsa, akledemeyen bir toplum ve aklı terk eden bir devlet yüzünden insan depremden ölür. Bu çağda ya depremin, ya bu çağda depremin olabileceği bir zaman dilimi bellidir. Tabii. 50 yılda, 100 yılda, 200 yılda şiddeti de bellidir. Yaptığı harabiyet onlar de bellidir. Onlar 9'a yapmışlar. Buna rağmen Türkiye'de halen depremden bir yapı yıkılıp insan ölüyorsa akletmeyen bir insan ve aklı terk eden bir devlet yapılanmasıdır. Başka bir açıklaması olmaz, olamaz. Japonya 9 ölüyor, adam hiç işine gelmiyor. Ya depremde adam ölüyor, devlet geliyor diyor ki ya resmen ölü sayıyor. Başka yaptığı bir şey yok yani. Ha. Milletimizden, halkımızdan rica ediyorum. Lütfen ama lütfen ya aklederek bir şeyi düşünerek, aklederek bir şey yapın. Cebinizi düşünün, düşünerek yapın. Hayat seviyenizi düşünerek götürün, oy verin. 20 yılı düşünerek götürün bu sandıkta, oy verin. Gerçekten size verilen, size bahşedilen bir hayattır. Sizin hayatınızdan daha kutsal bir şey yoktur. Kendi hayatınızı nereye harcıyorsunuz onu düşünerek gidin oy verin. Aklederek gidin oy verin. Düşünerek Allah aşkına 20 yılı düşünerek bu insan beni nereden nereye getirdi? Bu ülke nereden nereye geldi? Bunu düşünerek götürüp oy verin. İdeolojik olarak düşünmeyin. Millet cenazesini pencereden kaçırıyordu. Bunları görerek biraz karar verirsin değil mi?